NBA selamlar hoş geldiniz. Ee, Batı'da da final belli oldu sonunda. Biraz uzuyor orada işler Denver yüzünden. Denver bir türlü bırakmadı peşimizi. Önce bir sistem edeceğim. ya 7 maç 7 maç izlemekten bittik öldük kuruduk. Sayın Malum, Sayın Denver, Sayın Kronke'ler takım sahibi. Lütfen bunu çözelim artık seni Eleyin tamam ben zaten Denver yok seven biriyim. Eleyin de 4-1 falan eleyin de bu iş uzamasın ya. 7 maç öldük kardeşim gerçekten kurudum. <laughs> bu bu playofflar yani şaka bir yana gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Ve playofflara girerken kafamdaki en büyük sıkıntılardan biri şuydu. En başta da bunu söylüyordum işte bütün takımlar için özellikle daha alttan girenler için. Yani üstünde baskı olmayan, kaybedecek hiçbir şey olmayan bir takımın Burada neden ileriye gidememesini çözemiyorum. Yani o kadar rahat olmalılar ki. Yani her şeylerini bütün varlığını yoklarını ortaya koyabilmeler. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Baskıları yok. Bu sene onlardan kimse şampiyon olmasını beklemiyor. Zaten ortam belli. Bubble ortamı, virüs dünyayı sarmış. Koca bir ara verilmiş. Ya fırsat bu fırsat. Diğer takımların konsantrasyonu dengesiz. Herkes bunalımda. Büyük takımlar zaten baskı altında. Bir de bütçe işte gelecek sene şu oyuncuyu tutacağız mı? Bunu alabileceğiz mi? Partnerim kim olacak? Üçüncü yıldız, beşinci star çıldırmış durumdalar. Burada biraz daha altta kalan takımların rahat olması gerekiyor demiştim. Sonunda bunu Denver yaptı. Yani burada Miami diyenleriniz de olacaktır ama Miami zaten seri analizini takip edenler izlemiştir. Yani Miami analizi baksa karşı zaten onların seriyi alabileceklerini gösteriyordu ve aldılar. Ee, tahminim de o yöndeydi. Ama Denver için Evet bu tahminler içerisinde hani yanılma diyebileceksek evet e, tahminen yanıldım ama sonucuna normalden daha çok sevindiğim bir seri oldu kesinlikle. Aslında bu seriyi konuşurken şuradan girebiliriz. Neden Denver'a kimse güvenmedi? Aslında çoğu kişi haklı. Yani Denver'ın 2018'in e, 2018-2019 sezonunun ikinci 3. ayıyla itibaren daha çok ortaya çıkan o savunma devrimi, yani bir önceki sene Piqué'nin o savunmasındaki beceriksizlikleri, genel takım savunmasının isteksizliği, arka alandaki baskısızlık, kolay yenilmeleri vesaire, onları çok zor duruma bırakıyordu. Ellerindeki büyük bir potansiyel harcıyorlardı aslında. Çünkü böyle potansiyel bir takım iyi savunma yapamayınca hücuma da hareketli çıkamıyordu, hızlı oynayamıyordu, öyle offense yaratamıyordu. Sonunda bu devrimi yaptılar. 2018-2019 sezonunun 2. 3. ile beraber dediğim gibi gördük bu devrimi. Bunun temeli neydi? Picanha'nın savunmasını daha hibrit bir hale getirdiler. Yok hiç sadece işte e, dropta çok derin kalmak yerine daha net işte show up dediğimiz eski tarz. Şimdi daha çok hedge deniyor bunu ama. Hani ben eski kafa biraz daha show up'a alışmışım. Orada kalmış benim e, literatür. E, çok dert değil ama yani kastım şu. Savunma size ekarte ettiği zaman yani sizin savunduğunuz pik geldikten sonra savunduğunuz oyuncuyu ekarte ettikten sonra pik yapan adamın hücum eden oyuncunun karşısında kalması er göstermesi, şutu varsa engellemeye çalışması, drive edecekse drive kanalını kapatıp önünde kalması olabildiğince kendisini mesafeyi koruyarak yakın ya da çok uzak değil tam o dengeyi yakalayarak sonra da eski pozisyonuna Gerçek savunmacı dönüp adamını alınca eski pozisyonu recover etmesi. Ya bu sistemleri işte ne kadar dropta kalacağım, ne kadar yakınına çıkacağım. Ee, yok hiç dışında diğer oyuncular bu konu kanatta olursa nasıl yapacağız, boyalı alanda olursa nasıl yapacağız. Bunların hepsini çok daha ibrit uygulamaya başlamıştı Denver. Ama şöyle bir sorunu vardı Denver'ın. Atıyorum bunu 5 maçı yapıyorsa 2 maç çok bocalıyordu. Üçüncü maçın da yarısında yapabiliyordu. İki maç sonra çok iyi yapıyordu yine bocalıyordu. Playoff'larda bu istikrarı yakalayamıyordu. Bu sezonda da işte Utah serisinde de sorun şuydu. Yani Utah'a karşı benim en büyük derdim Denver'ın bu savunmayı yapamamasıydı. Özellikle de Harris yokken. Harris bu parça, bu savunmanın en önemli parçalarından biri. Tony Craig, Tony Craig orada çok kötü oynadı. Zaten sonra Montemoris değişikliğine gittiler orada. Grant daha fazla e, birebir savunmada etkili hale getirildi. Bu sistemsel değişiklikler yapılan ufak e, ayarlamalarla savunma eski haline döndü Harris'le beraber. Ama yine de bocalamışlardı. Çünkü ben orada ilk payeyi aslında hani Denver'ın hatası olarak, Denver'ın zayıf kalması olarak versem de bugün anlıyorum ki Creepers serisinin bitmesiyle buradaki payeyi Quinn Snyder'a Utah vermemiz lazım. Çünkü Utah gerçekten e, ee, Donovan Mitchell'la beraber orada Gober'i de çok iyi kullanarak yukarıdan dıştan içe çok iyi devirip onun ona pozisyonlar hazırlayarak bütün Denver'ın e, savunmasını, dış savunmasını çok zorladılar. Yani Donovan Mitchell yok hiç yaklaştığında delip geçti. Uzak kaldığında şut soktu. Ee, i̇kili sıkıştırma geldiğinde pası çevirdi. Yani bunların hepsine bir çözümü vardı. Ve bu Quinn Snyder'ın Donovan Mitchell'ın yarattığı bir şeydi ve artık o maç ya son topun sonuna son harekete kadar gitmişti. Çünkü onlar da biliyordu. Sonuçta Denver'ın hücum kapasitesi de Utah'tan yüksekti ve e, bunu karşılamak için bir yerden sonra artık savunmaların çarpışmasından çok hücumların çarpışmasını izlemiştik. Son maçta da zaten yorgunluktan artık ayakta kalanın son yumruğu attığı bir maç olmuştu. Ya buradan şeye de benzetebiliriz yani rakibi ilk filmini hatırlayanlar varsa Apollo Creed'le dövüşür ve o dövüş berab yani neredeyse berabere bitmiştir Apollo Creed'in kazandığını söylerler yanlış hatırlamıyorsam filmin sonunda ama izleyenler ve oradaki bütün seyirciler o dövüşü berabere gibi görür. İşte o öyle bir burun farkıyla, öyle bir minicik tırnak farkıyla e, Denver'a geçmişti. Bunu neden anlattım? İşte bu savunmayı ee, özellikle de Clippers serisinin yine ilk 2-3 maçından sonra Denver yeniden sahaya koydu. Ve bu istikrar yakaladılar. Bunu denediler, uğraştılar. işte o dediğim o 5 maç istikrar, 3 maç dengesizlik sorununu. Harris'in adaptasyonu ki Utah serisinde başında yoktu. Grant'in daha iyi olması, Montemoris'in oraya girmesi, yok için ekstra eforu. Yok için burada takdir etmek lazım. Savunmada çok eleştirilir ama gerçekten çok ekstra efor verdi. Hem dışarıda bile Evet her pozisyonda tabii ki kabul edemedi ama iyi yakın kaldı, çemberde iyi savundu. Burayı çözmek Clippers için nedense çok zor oldu. Bu sadece ama Denver'ın savunması da açıklanamaz. İşte burada da konu Clippers'a geliyor. Şimdi biraz Clippers konuşacağız. Özellikle de Lakers Denver eşleşmesine geçmeden önce tabii Lakers üstüne eşleşmesini de konuşacağız ama Ağırlık biraz daha Clippers Denver tarafında olacak çünkü Clippers doğal olarak şu an herkesin çok konuştuğu, çok eleştirdiği neden böyle oldu takım kimyası mı? İşte toplama takım bu kadar olur, Kawai şöyle oldu, PG böyle oldu, Dark Rivers böyle bir adam. Herkes bunları tartışıyor. Ben de kendi bakış açım burada size biraz aktarmaya çalışacağım. Özellikle de Dark Rivers'ın molalardaki maç önceki maç öncesindeki konuşmana baktığımızda hep şunu söyledi. Topun kıymetini bilmeliyiz. Savunmada her zaman disiplinli kalmalıyız. Hücumda da devamlı hareketli kalıp patlayıcılığımızı göstermeliyiz. Ve bunların neredeyse hiçbirini yapamadı Clippers düzenli bir şekilde. Evet, belli anlarda yaptı. Seri 3-1'e gelirken hatta çok iyi yaptı. Ama işte o 5. maç ve sonraki kırılma her şeyi mahvetti. Topun kıymetini hiçbir şekilde Clippers bilemedi. Bu ne demek? Top kıymeti bilmek ne demek? Yani mesela şu örneği verebilirim. Paul George. Bir geç çocuğumu yaratıyorsun. Çok iyi savunma yapmışsın. Rakibi top kaybına zorlamışsın. Seninle beraber 3 kişi geliyor. İşte burada yıldız oyuncu ya da topu kontrol eden oyuncu. İşte bu Miami'de Dragic, Butler bazen Hero. İşte Boston'da Kemba, Smart bazen Tatum işte çıkan takı işte Murray, Jokic bunların hepsi kaldırıp topu atabilirler. İşte burada kaldırıp atmakla o geçiş hücumunda hem takım oyun, takım arkadaşını besleyecek, ödüllendirecek. Çünkü sizle beraber koşan orada 3-4 kişi daha var. Onları oyun içinde tutacak. Takım en iyi hücumu yaratacak. Savunmayı en çok yıpratıp dengesini bozacak. Şimdi siz geçiş hücumunda daha rakip zaten e yarı koşmuş koşmamış ya da yarı sağa yerleştiniz. Daha 18-17 saniye var. Savunma hiç yormamışsınız. Kaldırıp atıyorsunuz ve şut girmiyor. işte. girmediği anda bittiniz. Yani şutun girmemesi tabii ki her şut kaçabilir ama işte burada işte şut tercih etmek, şut seçmek konusu devreye giriyor. İşte Paul George, Kawhi, Lou Williams, Morris bu konuda çok kötü iş çıkardılar. Yani işte burada topun kıymetini bilmek, Doug Rivers'ın söylediği ama kesinlikle uygulatamadığı bir durum. Yani bir koç size birçok şey söyler ama işte iyi koç size bunları uygulatabilendir, sizi ikna edendir. Size bunları sahada sunduğu zaman evet böyle yapmalıyım demenize neden olandır. Dark Rivers burada bir kere sınıfta kaldı. Tabii ki oyunculara da kızacağız. Oyuncular da Dark Rivers kadar %50-50 ben veriyorum burada hatayı. Ama bu konuyu kesinlikle çözemediler. İkinci konu Clippers savunması. Zaten bir sezon başında konuşurken de herkes bunu söyledi. Yani Paul George birebir savunmanın işte çok iyi bir temsilcisi. Kawhi zaten yıllarca ligin en iyi savunmacısıydı. Son iki senedir şuna döndü. Ya siz bir oynayın. Ben bana gelince bir bakarım. Siz bana söyle. Yani maçta şöyle anlar gördük. İşte mesela Zubac yok içi karşılıyor. Savunma yapacak bir anda kavay bitiyor bir yerden. Çekil çekil ben savunurum. ya yani bu sokak basketbolu değil. Böyle bir şey yok. Yani tamam sen anlıyorum. yıldız bakış açısının o çarpıklığını taşımak istiyorsun. Geçen sene Toronto'da taşındığını düşünüyordu kavay. Ama kesinlikle böyle bir şey yoktu. Çünkü Toronto'nun base'i oturmuştu. Savunma yapısı oturmuştu. Yanındaki askerler, uzunlar, devrilebilen, şut atabilen uzunlar bunların hepsi oturmuştu. O yüzden zaten Cavay ile Toronto kopuk gözüküyordu. Burada herkes kopuk. Ama Cavay ne yapıyordu? Toronto maçı taşıdığı anda ve sıkıştığı anda devreye girebiliyordu. Ya da en başta açılamadıysa Cavay devreye sokup onları ilerletebiliyordu. Ya bir katalizör gibiydi orada. Yine görevini yapıyordu. Yine işini yapıyordu. Ama hani yıldızlığını mı yaşamak istiyorsun? Al kardeşim yaşa da dediğinde evet sorunlar oldu. Philadelphia'ya tek başına verdiği maç da var. Aldığı maç da var. Baks'a verdiği maçta var, Baks'tan aldığı maçta var. Golden State serisi zaten biraz tartışmalı ona çok girmek istemiyorum şimdi. Ya yani sakatlıklar vesaire derken orada konuşulacak çok konu var. Ama bu seneye döndüğümüzde Kavay bunu daha da ilerletmiş. Savunmayı tamamen kafama göre yaparım. Siz bana tabisiniz. Bakacağız sağda artık hayırlısı ne olursa. Ve bunu özellikle o 5. maç, kırılma maçında ve ondan sonrası çok yaşadılar. Çünkü 5. maçta bir hata daha vardı. Özellikle de Bruno Ozzer bu konuda çok eleştirir eleştirirken Dark Rivers'in eleştirilmemesini ben kesinlikle kabul etmem. Yani Dark Rivers maç git, çok iyi gidiyor. Takım iyime bulmuş. Artık seriyi aldın alacaksın. Bitti bitecek yani. Ve Kawhi son çeyreğin 4 dakikası kenarda oturdu. Paul George 12 dakika sahadaydı. Ve daha sonra Kawhi oyuna girdikten sonra 8 dakika 8 buçuk dakika kala falan. 13 sayı Paul George 8 sayı 4 sayıda Harold attı. Geri kalan takım zaten 0 attı 25 sayı atabildiler. Ve bu periyodun sonuna kadar Denver'ın bulduğu üçlük sayısı 7. Ve bu maç belki de Kawhi'in doğruları çözdüğü en yani net maç. Yani nedir işte Donovan Mitchell'ın. Denver'a yaptığı o savunmasındaki işte yok hiç geldiğinde hemen drive edip çembere gitmesi. Yok hiç biraz geride kalınca o pas açısını bulup hemen topu terse çevirip kolay şutlar yaratması. Orta mesafelerini sokması, üçlük bulması bunların hepsini yaptı. Paul George çember atak etti Denver'ın boyalı alanını parçaladılar. Reboundları zorladılar. Denver'ın hızlı geçmesini engellediler. Savunmasını bozdular. Her şey iyi gidiyordu. Ve yani bugün belki de 4-1 yani o 8 dakika o 4 dakikanın dinlendiği kısım artı 8 dakikanın sonrasında şu an 4-1 bitmiş bir Clippers Lakers serisini konuşuyorduk. Bambaşka şeyler konuşuyorduk ama yine Denver'ın hakkını verebilirdik. Çünkü Denver bir şeyleri işaret ediyordu. ışığını veriyordu. Ama şunu diyecektik muhtemelen. Clippers yine iyi işaretler vermeden o seriyi almış olacak. Ama işte ne zaman ki Clippers bu seride maç kazandı 3-1'e getirdi bunu da tamamen takım olarak hareket ettiğinde Dark Rivers'ın istediklerini yaptırabildiğinde elde ettiler. Ama bu ne zaman olmadı işte hem Dark Rivers kontrolü kaybetti hem Clippers kontrolü kaybetti. Şimdi 7. maça gelelim o kadar kötü bir son periyot var ki herkes çılgınca şut atıyor. Ne atıyor ne yapıyor kimse durmuyor kimse frene basmıyor. Ya yıldız oyuncuların ben şu tribünden açıkçası sıkılıyorum artık. Yani bunu Anthony Davis için de söylemiştim. Aa evet sıkıştık evet sanırım benim tek uzun kalmam lazım sahada. Pozisyonsuz oyuna adapte olmam lazım. Evet abi Ya bu, bu oldu paşam bekleyelim. Kavay da böyle işte. Ya yani biz siz ağlıyorsunuz. Biz şampiyon olacağız. Ben takım kuracağım. Ben şöyle yapacağım. Kaybedince de siz ağlıyorsunuz. E nasıl olacak bu iş? Şimdi ben burada hem oyuncu olarak bakmaya çalışıyorum. Sahayı görmüş, kokusunu almış bir olarak. Hem de koç olarak, koçluk geçmişi olarak iki taraftan da bakmaya çalışıyorum. Gerçekten burada sorun %50-50. Yani koç da öne çıkmıyor, oyuncular da öne çıkmıyor. Çok büyük bir sorun var. Neden burada böyle bir sorun var? Burada da işte diğer konuya geliyoruz. Takımın yetersizliği. Yani Zubac var elinde. Harrell var uzun rotasyonda. Bir de oraya entegre edebileceğin hani daha da kısa hani o klasik iki uzun sayarsak onları Harrell'ı çok sayamayız. Zubac'ı sayarız. Onların yerine işte kime entegre edebilirsin? Daha kısa beş oynayalım tırnak içinde dersen. Green var. Bir de Morris var. Daha fazlasını bulamıyorsun. Şimdi burada bir kere takımdaki bu ıı, sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani sen yok içi savunmayı, yok içi durdurmayı, ona baskı kurmayı bir kere planlamamız. Bu çok büyük bir hata. Ya bunu zaten Harald'la falan yapamayacağını görememek de bir hata. Yani bu bize şunu işaret ediyor. o korun dışındaki 3-4 oyuncunun dışındaki sıkıntı. Oyuncu kalitesizliği. Zaten birazdan Houston'da da bundan bahsedeceğim. Houston Lakers serisinde de. Kesinlikle bir oyuncu kalitesizliği var burada. Yani Zubac'ın kalitesini size şöyle anlatayım. Screen yapamıyor adam. Bütün seri boyunca 7 maç boyunca o kadar komik anlara şahit oldum ki izlerken. 2 tane hücum faali var sanırım 5. ve 6. maçlardaydı. Screen zaten yapamıyor. Oyuncular yanından fırıl fırıl geçiyor. Murray, Grant hiçbiri takılmıyor. Harris hiç kimse takılmıyor. Morris, Craig herkes fırıl fırıl geçiyor. Harold da böyle. Bir de üstüne gelip screen yapayım artık geçmeselerken hücum faali alıyor gereksiz yere. Bu sefer de takımın faal problemine sokuyor bunun paniği de işte 7. maçta özellikle Dark Rivers da bastı düğmeye panik düğmesine Hop, herkes kimi alıyoruz Green, Morris gel abi sen o, sen de olmadı sen geç böyle bir plansızlık olamaz çok büyük bir hataydı ee, gelecek sene artık e, pas yapamayan screen yapamayan top onlara geldiğinde posta e, posta oyunu, oynamak zaten artık bir tarih eserken e, yok hiç gibi oynayamıyorsan pas veremiyorsan Sırtını dayayıp saatlerce oynamanın bir anlamı yok. Çünkü baskı geliyor. Pası çevirmen lazım E pas veremiyorsun. Zubac'la Hırıl'a yatırım yapmanın en azından artık mantıksız olduğunu bu seri onlara göstermiştir. Eğer seneye onlara yatırım yaparlarsa Clippers'tan yine çok da fazlasını beklememek lazım. Mesela şu örneği de karşılayabilirim bununla. Geçen sene işte Toronto Kava örneği dedik. Kavay'ı rahat ettiren şeylerden en büyük etkenlerden biri Ibaka'ydı. İbaka'nın o devrildiğinde bulduğu kolay çembere giden boyalanı hakimiyet kuran atletik sayıları pop-up yaptığında bulduğu üçlükler, kavaya açtığı alan savunmayı üzerinde tutması kavayla çok iyi bir kenar oynamaları gerektiği anlarda evet bütün maçı bunun üzerine kurmuyorlardı ama Golden State serisinin Draymond Green'le en yani coşkulu anlarında Draymond Green'i böyle bitirdiler. Zaten sakatlıklarla boğuşuyordu Golden State. İyice hançeri sokmuşlardı. burada kimle yapacaksın bunu? Zubac'la mı, Harrell'la mı? Ya Twitter'a attım. İsterseniz yani Twitter hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada birkaç pozisyon var bununla ilgili. Ya kullanmaya çalışıp kaybettiği toplar, Zubac'ın kaybettiği toplar, Lou Williams'ın kullanmaya çalışıp kaybettiği toplar. Burada yine topun kıymetini bilmeye geliyoruz. Tercih yapmaya geliyoruz. Bunların hiçbirini yapamadılar. Hücum tarafı zaten savunmadan hücuma geçişlerde de işte savunma düştükçe hücumda da e, yarı sahada çok yavaş bir takım Clippers ve bu Denver'ı rahatlattı aslında. Dark devamlı hareketli olmayız, hızlı olmayız derken Malone da diyordu ki biz de hareketli kalmalıyız ama savunmaya geçişimiz öncelikli. Burada rahatlamamız için Clippers asla rahat çıkarmamalıyız. Yani bunun için hücum zorlamalıyız yine bir detay vereyim. 2018-2019 sezonu ve sonraki sezon 2018-2019'da kesin liderler hatırlamıyordu. 2019-2020 bu sezonda sanırım değiller ama yine tepedeler. Hücum reboundı lideri Denver. Neden? Çok mu seviyorlar hücum reboundı almayı? Hayır abi işte Denver zaaflarını ona göre zaaflarını kapatacak planlar yapıyor. Koçlar bir şeye de ısrar ediyorsa bunu laf olsun diye gerektiği için ya da bilmem ne için yapmaz. Bir zaaf vardır bir çözüm üretmeniz gerekir. Geri koşmada sıkıntılıysan hücum reboundı zorlamalısın. Rakip sahada ilk topa baskı yapmalısın. Bu ille girip de top çalman değil. Yavaşlatmalısın top. Ya da yarı sahada erken karşılayıp topu yavaşlatıp sonra savunmaya üçlüye kadar çekilmelisin. Malon da bunları yapmaya çalıştıkça de, Creepers bunlara da çözüm üretemedi. Hep bunların için hapsoldu. Ve yarı sahaya geçtiğinde de bu yavaşlıkla beraber şutlar da girmeyince ne oldu? Tek çözüm boyalı alana girmek. Boyalı alana da Denver bir yerden sonra hapsetti. Yani Grant, Jokic, Harris, Murray oraya böyle bir kapanıyorlardı ki ya da işte 5. Craig inanılmaz kapandıkları için oraya bu sefer oyuncular ne pas açısı bulabildiler ne orada hareket alanı bulabildiler. Çok yakın şutlarda bile çok zorlandılar. Burada herkes çok iyi çık iş çıkardı serinin gelenine bakıyoruz. İşte rebound üstünlüğü kurduğunda Denver burada öne geçmiş. Şut yüzdelerini aldığı bütün maçları kazanmış. Mesela bir hemen detay vereyim. Denver 3-1'den sonra field goal yüzdelerinde %58, %54, %49 yani kazandığı son 3 maç. Ve bunların hepsi %48 attığında Clippers %42'de kalmış. %54 attıklarında Clippers %41'de kalmış. %49 attıklarında son maçta %38'de kalmışlar. Ve tüm bu maçların hepsinde de üçlük yüzdesi de Denver'da. 44'e 38, 48'e 37 ve 35'e 25. Son maç zaten bir fecaat. 25. Berbat. Yani gerçekten e, bu yüzdeleri alması Denver için çok değerli. Şimdi zaten Lakers'a geçerken bunun önemini ekstra da anlatacağım. Şimdi siz yüzdeli şut bulduğunuz zaman et evet, bu çok basit. E, Tabi abi işte sen daha yüksek yüzde sokarsan kazanırsın. Hayır, sadece bu değil işte. Soktuğun zaman rebound vermiyorsun. Yüksek rebound vermiyorsun ve rakibin o hızlı oyununu fast break yaratabilir, geçiş hücumu yaratabilir. Erken hücum yaratabilir. Rakip savunma otursa bile hareketli kalma ritmini bulabilir. Çünkü bir kere yavaşladın mı bu sefer hızlanamıyorsun. Bu şeyler gibi e, vitessiz bisikletler gibi creepers. Hızlandı mı gidiyor ama bir kere yavaşlarsa da hızlanamıyor bir daha. Artık pedal çevirerek yokuşta kaldıysan bittin yani. Amsterdam'dan böyle bisikletler adalı o yüzden örneği verdim. Yani vitessiz bisikletler acı çeken insanlar var ve hızlandıklarında e, herkese korna çalar çünkü durmak istemiyorlar. Durdukları zaman bir daha hızlanmaları vakit alacak çünkü o yüzden de Denver işte fark 10'lara, 15'lere, 20'lere bile çıksa kapattı. Kapatır da. Çünkü yüzleri şut savunmasını besliyor. iyi savunma hücum besliyor. Ve benim istediğim yani bir koçun en çok isteyeceği şey bu döngüyü yaratmaktır. Hani birini yapayım, öbürünü az yapayım. Ya da işte hücumda çok iyiyiz ama savun yok abi. Bütün o dengeyi sağlamalısın. O akış, o loop, o döngü devamlı tamamlanmalı. Ve bu şey bir, bir ivme yaratır. İvmeyle beraber gidersin. Maçı kontrol etmeye başlarsın. Mesela bunu Miami Boston serisinde görüyoruz şu anda. Oradaki değişimler iki, iki tane vitesli bisiklet gibi ama onlar da... ...devamlı yeniden ivme kazanmaya çalışıyorlar. Birbirlerini itekliyorlar. O seride zaten ayrıca konuşacağız. Ee, ya evet genel olarak işte Clippers'ın... ...özellikle Duck Rivers'tan başlayan... ...oyunculara yansıyan çok sorunu var. Takım kimyası diyebilir miyiz buna? Ya yani 3-1'e gelmiş, Son 8 dakikada verilmiş. Öncesinde sezonda belli bir noktaya gelmiş bir takım için takım kimyası eleştirisi çok güçlü kalmayabilir. Evet, kimyadan kasdın ne olduğu da önemli. Sadece bu fiziksel bir anlam değil. Burada moral, mental anlamdan da bahsetmeliyiz. Ha tabii mesela bir oyuncu bunu diyorsa mesela Lou Williams muhtemelen takım kimyasını şundan söylüyor. Öyle bir yorum geldiği için ben buna girdim. Kimyamız yoktu. Mental olarak bahsediyor bundan. Çünkü ne Kawhi ne Paul George takımla berabermiş gibi değiller. Onları yükseltmek Onlarla hareket etmek. Dark Rivers da öyle değil. Hep böyle bir dikey. Ya yani Dark Rivers var bir tarafta. Kava ile PG var bir tarafta. Ve bir şirket yönetimi gibi düşünün bir de oyuncular var. Takılıyorlar. Biri bir yerde, biri bir yerde. Ama onlar daha altta. Kimse böyle yan yana dizilmiş değil. Kimse iç içe değil. Bu hissediliyor sahada. Ya kimse şey gazına gelmiyor. Üf be Kava işte şöyle bir şey dedi ben de inandım. Paul George bir şey yaptı ben de inandım. Biraz burada Beverly'i takdir edebilirim. Yani onun sahadaki oyunundan bahsetmiyorum. O hani zararlı, rakibe zarar verebilecek sertliğe ulaşan oyundan değil ama kafa yapısı olarak onunla savunma direncini yaratması hadi beyler diyebilecek oyuncu olmasını birazcık söylüyorum burada. Ama diğer tarafa bakıyorsun Denver, Miami, Boston bunların hepsinin koçları takımla yan yana Nick Nurse, Toronto iç içeler. Yani Malone belki de bu koçlar arasında en yaşlısı olabilir. Şu an tam yaşını şey ama yaşlı en yaşlı o muhtemelen. Ve onlarla beraber hareket ediyor. Onların seviyesinde, onlarla o kafa yapısında. O soyunma odasını gördüğünde, kenardaki iletişimi gördüğünde, yok hiç de ona tepkilerini gördüğünde anlıyorsun bunu. Spostra da öyle. Bak Spostra bunların hepsinden daha sert bir koç bu arada. Dikkat edin bence git bence giderken molaya giderken çok bağırdığını, bazen oyuncuya çok yüklendiğini görürsünüz. Ama oyuncular ondan onun ne istediğini ne yapmaya çalıştığını bilirler. Onların yanında olduğunu bilirler. Clippers'ta bu yok. Kimya diyeceksek bu mental havadan, psikolojik havadan bahsedebiliriz. Evet, böyle bir kimya yok ama sahadaki oyunu oynamak, çözmek çok temel şeylere yaptığında bu takım çünkü o yetenekli oyuncular var. Zaten çözüyor, gidiyor. Giderdi de ama burada işte Doug Rivers'ın o son çeyrek, 5. maç son çeyrek kava hatası. Diğer oyuncuların savunmadaki isteksizlikleri, hücumdaki top seçememeleri, yanlış oyuncu tercihleri. Neyse bunları tekrar dönmeyeceğim. Ee, kısaca Clippers'ın e, ana sorunları bunlardı ve olmadı. Seneye olur mu? Olabilir. Ee, doğru takviyeler, doğru oyuncular doğru uzun yatırımı yani uzun da değil artık pozisyonsuz oynaya oynayabilecek doğru oyuncular diyeyim. O da yanlış anlaşılıyor. Yani gidip de uzun aramanız şart değil. Belki de Adebayo'nuzu bulmanız, Green'li bulma, Green'inizi bulmanız Takırınızı bulmanız lazım. Bunlar önemli. Şimdi Denver tarafını birazcık girdim ama Denver'ı tabii biraz daha şeyden konuşacağım. Lakers tarafından konuşacağım bu maç üzerinde... Ki detaylarına çok girmeyeceğim o yüzden ama özellikle de şeyi söylemem lazım. Bu yine kritik 5. maç. İşte o rahatlık Denver'ın arkasına sırtına aldığı rahatlık takımı öyle bir taşıdı ki o 7-3'lük şöyle gelmedi. Baba ben geliyorum kaldırıp atıyorum. Hayır, hayır, hayır. hepsini hepsini oynadılar. Hele bir tane sanırım 3. ya da 4. üçlüktü Mölün'ün sol köşeden attığı. O kadar iyi çıkıyorlar ki önce işte... Harrell berbat bir top kullanıyor. 4 kişinin arasına dalıp sanki Harrell'ın öyle bir görevi varmış gibi. Ondan sonraki dönüşte Murray o kadar hızlı çıkıyor. Jokic onunla beraber çıkıyor. Kimse geride kalmamış. Topu daha geçmeden sağa çeviriyorlar. Tekrar sola çeviriyorlar. Clippers savunmasının başı dönüyor. Sonra da Murray yine ilk gelen topu kaldırıp atmıyor. Bir fake kullanıyor. Sola vuruyor ve yolluyor o kadar düzün ki işte burada mesela Porter Porter'ı da kazanıyorsunuz. Porter Junior'ı da kazanıyorsunuz. Çok hata yapıyor mu? Yapıyor. Savunmada biraz onun üstüne gidiyorlar. Hücumda daha böyle e, atletizmimi kullanayım derken kötü failler alabiliyor. Ama işte o havayı, o sinerji, o da hissettiği zaman güven geliyor. Bu güven şeydir ya yani aslında bu biraz yalan bir duygudur. Ya yani sizin mekanınızı, gücünüzü değiştirmez ama sadece sizin o anki isteğinizi değiştirir. Korkunuzu azaltır aslında. Daha da doğrusu bu. Oyuncu çok korkarsa da bakın bunu şimdi Houston'la kısa geçeceğiz. Harden. Harden'da gördük. Harden korkuyordu o seriydi artık. Çünkü o baskı o yapamayacağım ya ben böyle bir oyuncu değilim. Ben en iyilerinden biriyim. Yapamazsam başıma ne gelir? Bunu gençlerde de görüyoruz işte. Oyuncunun psikolojisi burada başlıyor. Bunu beceremezsem... bunu atamazsam ne olur? Hiçbir şey olmazdı hissettiği zaman, takım arkadaşların ona güvendiğini hissettiği zaman da atar, sokar. İşte Paul George ve Kavay... Ee, Kawhi ve hatta Lou Williams kesinlikle ve kesinlikle bence takım arkadaşlarına bu bu hissi veremiyorlar. Böyle bir şey yok. Zaten hani burada Şameti belki konuşabiliriz. E, ondan üçlük bulabilecekleri bir oyuncuydu köşeye döndüğünde. Bunlar tertipçisi Morris'ti, Lou Williams'ti. Buldukları üçlük, yani buradaki yüzdesi, şimdi tekrar bakacağım, çok düşük olması lazım. Yüzde yirmi iki. Yüzde yirmi iki, on dört üçlük sokabilmiş. Yani işte bunun nedeni, o top size geldiğindeki korkunuz, Lou Williams, yüzde on Buradaki en yüzdeli oyuncu Marcus Morris. Yüzde 42. Yani üçlükten en yüzdeli köşeye döndüğünüzde en yüzdeli üçlüğü bu oyuncudan buluyorsanız sıkıntınız var. İşte son maç. Yüzde 25 attı bütün takım. Ya yani Clippers'ın daha çok konuşuruz. Ee, sezon bittiğinde de tekrar konuşuruz. Sorularınız varsa Clippers'la ilgili mutlaka yazın. Yorumlara da yazın. Twitter'dan da yazın. Ben fırsat buldukça yine yanıtlarım. Ama Clippers'ın ana hatlarıyla sıkıntıları böyleydi. Denver onları adeta felç etti bu hataları yaptıkça şimdi biraz da lakers Rockets'ı konuşalım ee, Los Angeles lakers houston Rockets eşleşmesi aslında biraz erken bittiği için e, Denver 6'da 7 maçı uzadığı için biraz geride kaldı unutuldu ee, ne oldu ya o seride falan ben de notlarımı kurcalayıp tekrar bir seriyi okudum ama genel serinin çok ince detayına girmek yerine biraz Houston'ı ...bu small ball tartışması üzerinden konuşmak istiyorum. Burada bence yine bir hataya düşürüyor. Bunu da hani olumsuz şey gibi de yapmak istemiyorum. Hata deyip herkes hata yapıyor ben doğrusunu söylüyorum gibi de söylemek istemiyorum aslında. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Ama şu atlanıyor diyeyim daha doğrusu. Bir kısa ya da uzun oyun oynamak artık ana dert değil. Yani bugün koçların yorumlarından oyuncuların röportajlarından, GM'lerin bakış açılarından hep şunu görüyoruz. Herkes iyi oyuncular bulup hem kısa rota, hem arka alanda, hatta bak kısa uzun da bırakalım. Hem arka alanda, hem ön alanda yani hem üçlük civarında ve biraz içerisinde, hem boyalı alan çevresinde ve çembere yakın birden fazla tehdidi olan, pas yapabilen ya bu şey gibi işte deniz gören, presentable, e, ofis bilen, ne bileyim işte e, ilgili işlerde 5 sene çalışmış. Ya bu oyuncuları arıyorlar ve bunu ararken de şunu istiyorlar. Ya bu oyuncular esnek olsun, nedir esneklik? Pozisyonsuz olsunlar. Ya yeri geldi ondan uzun bir oyuncuyu da savunsun, kısa oyuncuyu da savunsun, karşısında dursun, güçlü olsun. Dışarıda mı kaldı? Şut da atabilsin. Yani hem flash bilsin, hem yazılım yapabilsin. işte hem bir tasarım yapabilsin, hem front-end bilsin. Ya yani biraz böyle şirketlerin dandik iş ilanları vardır ya her şey yapan adamlar da. ama işte basketbolda bu haklı bir arayış. Çünkü birazcık zayıf kaldığınızda bir noktasında hemen rakip takım oradan sizi yemeye çalışıyor. Orayı gagalamaya başlıyor, orayı parçalamaya çalışıyor. E, Lakers da bunu yaptı. Peki Houston'ın sorunu small ball oynaması mıydı tırnak içinde? Ya da sadece buna dönmesi miydi? Yani bugün kapel olsaydı şunu mu diyecektik abi Houston ne vurdu geçti be kapele sayesinde Lakers'ı 4 kelediler mi diyecektik? Hayır. İşte burada sorun bunu da e, bir önceki analizde şöyle belirtmiştim. Yani Houston'ın ilk 5'i 48 dakikanın en az 35-40 dakikasını oynayıp çok e, sahada kalıp sağlam oynamazsa zaten sallanıyorlar. Kenardan alacakları pek bir şey yok. Biraz green dışında. Havuzu da kaybettiler zaten. İyice işte orası. Ve o kadar bu 5 biraz sallanırsa o kadar sert bir takım ki kırılmaya müsait. İşte su gibi değiller ama o 5 her şeyi doğru yaparsa bir anda şampiyonluk adayı oluyorlar. Ne konuştuk biz işte Şubat'tan itibaren işte Ocak'tan itibarenatta Russell Westbrook'un çemberde %60'sa 65'te bitiren ne kadar iyi bir delici atakçı olduğunu konuştuk. Üçlük atmayı bıraktı. Ondan önce %10'lu üçlük atıyordu. Harden'ın ne kadar iyi e, delip spacing'i Russell Westbrook'a göre ayarlayıp o, onun önceliğini verip Harden'ın sonradan oynadığı toplar. Takırın, Covington'ın bulduğu alanlar, savunma güçleri Bunların hepsi çok iyi çalışırken herkes için üstün şampiyonluk adayıydı. Her şey bitti. Small ball bitti miye geldi. Hayır yani burada Dianton o kadar doğru bir şey söyledi ki small ball hayal kırıklığı mı oldu? E bunu Lakers'a sorun. Onlar da oynuyor dedi. Ya e burada şey değil ki zaten Anthony Davis sayesinde yani de yani oraya bir Maggie koysan eski tarz, Howard koysan Zubac koysan Shaquille O'Neal getirsen yine kazanamazsın. Yine sıkıntılar yaşarsın. Ya small ile oraya gidip bir 95'lik bir tane 5 numara koymak değil. Bugün Anthony Davis de zaten o rolü oynuyor. Demin bahsettiğim o pozisyonsuz oyuna geliyoruz işte burada. Konu uzun oynadım, kısa oynadım. Beş tane 5 tane 2-0-5'lik adamla oynadım. Değil. Sağda bir anda 5 tane 2 metrelik adamla bir 95'lik adamla da kalabilirsin. Önemli olan bu pozisyonsuz oyunu sen bu oyuncularla çıkarabiliyor musun? Savunmayı oturtabiliyor musun? Hücumu yapabiliyor musun? Burada da işte Houston'ın oyuncu kalitesine geliyoruz. Bunu iyi oynayan takımlar örnek verdik. Miami, Adebayo. Bugün herkes ister. Hep söylüyorum. Anthony Davis, Lakers. Tice, Boston. Bus, Tice şey mi? Ee, çok klasik bir uzun mu? Çok böyle 2.10'luk, iki 2.20'lik iki bir uzun mu? Değil. Durant zamanında Golden State Draymond Green yıllardır. Zaten onu bu trendi başlatanların ıı, ana temsilcisi. Takır. Yani evet 35 yaşında olduğu için artık bitti ama zaten birazdan ona değineceğim. Bunların hepsiyle bunları iyi oynanıyorken Houston'da mı bitti yani Smallball? Hayır, işte burada yine Clippers'ın hatasına düştüler. Zayıf rotasyon, eksik oyuncular. Ben Takır'ı sabaha kadar övebilirim burada size. Takır'ın neden iyi olduğunu, neleri yapabileceğini övebilirim ama işte her şey tıkandığında, siz baskı yediğinizde, şut sokamadığınızda ki Houston'ın ana ana hücum maddesi, o üçlüklerin girmesi. Çünkü çok yüksek bir e, deneme sayısına ulaşıyorlar maç boyunca. Bunlara ulaşamayınca, denemeye bile ulaşamayıp bir de sokamayınca ne oluyor? Burada şey aramaya başlıyorsunuz. Neden sokamıyoruz? Atıyorum. Şimdi bunu biraz anlatayım. Diyelim ki Tucker'a verdiniz topu ya da Covington'a verdiniz ya da artık kim varsa orada. Green'e verdiniz. Jeff Green. Jeff Green'e bunlara göre biraz daha iyi pasör. Zaten dikkat ederseniz maçı da onu tepede çok konumlandırdılar. Çünkü şey istiyorlardı artık. Ya biz topu çeviremiyoruz. Lakers savunması çok hızlı. Topu güçlü taraftan zayıf tarafa çevirene kadar hemen yetişiyorlar. Bizim pasör uzuna ihtiyacımız var. Çünkü ikinci bir pas kanalı yaratmam lazım. Çünkü kostu kost atınca da topu çalıyor Lakers. E Tucker bunu yapabilecek bir kapasitede mi? Pas kapasitesi var mı? Yok. Covington'ın var mı? Yok. Green var. Bunun için getirdin. o da sürekliliği yok. İşte Houston'ın zaten ilk patladığı nokta bu oldu. burada artık hani bu oyuna devam et, etmemekte bir sorun yok. Bence bu takımı zaten işte ne bileyim Capella'ya getir. Aiton getir falan gibi bir ihtiyacı da yok böyle bu mantaliteyle oynayacaksan. Ama doğru oyunculara ihtiyacım var. Gençleştirmeye ihtiyacım var. İşte takır dediğim gibi sabaha kadar ama işte burada artık dayanamadı. Yani sağda ciğeri bit bitti herif yani artık ciğerleri patlayacaktı. Sağda yürüyemiyordu. Yok oldu yani. Hele de son 2-3 maçta böyle artık gözü düştü adamın. Morali de bozuluyor. Biraz öyle de bir oyuncu takır. Yani sahada o enerjiyle, sinerjiyle oynayamayınca zaten morali de bozulan bir adam. E i̇şte az önce Clippers'ta bahsettiğim küçük oyuncularda oluşan korku burada üstünde de oluştu. Ya Harden'ın bir pozisyonu var. Maç dönecek. Dördüncü maçtı sanırım. Çok kritik. Lakers bütün maçı önüne götürmüş. Son iki dakika bir düştüler. Houston farkı kapattı. Neredeyse maçı alacaklar. Harden çemberde artık içindeyken topu dışarı çevirdi. İşte bu artık şeyin işareti. Bir koç bunu hisseder. Bu artık oyuncu korkuyor demek. Bu bu baskıyı kaldıramıyor, oyuncu korkuyor, takım arkadaşlarına güvenmiyor, kendisine de güvenmiyor. Bu iş bitmiştir. Zaten o anda bitti. Yani 5. maç çok formaliteydi artık. Oynansılırdı, oynanmasıydı. Orada bitmişti bu seri. İşte Houston esnek olamadığı için, alternatifler bulamadığı için rotasyon oyuncularını genişlete, rotasyon opsiyonlarını genişletemediği için bu seride Lakers'ın o boğucu, yorucu, yarı sahada baskılı, top çaldıkça da sizi yıpratan, devamlı çünkü çok hızlı hücum oynuyorlar. Yıpratan savunmasında kayboldu gitti. Bunu çeviremez miydi? Çevirirdi. Savunmasıyla çevirirdi. Ama işte bunun da belki o 7 maçlık gelen seri savunmaya da yansıdı. Zaten ya şunu da biraz belirtmek istiyorum. Ya Houston, aa Houston savunma yapınca çok iyi oluyor diye playofflarda hala şaşıran yorumcular oluyor. Yani ben de buna inanamıyorum. Houston Golden State'e karşı 7 maçta kaybederken de iyi savunma yaptığı için oraya gelebilmişti. Arka alan baskısı, pas arası, top çalma, ikili sıkıştı. Bunların hepsini devreye sokabiliyordu. Pikano savunmasını zaten iyi yapabilmek için bu rotasyonu, bu ilk 5'i kurdular. Zaten yapamadıkları için de batırdılar. İyi yapı ya iyi yapmak onlar için bir lüks değil, bir zorunluluktu. O yüzden şimdi bunu yapabilecek e, bir kadro kurmak hep şu da konuşuluyor işte kadro kurmak nasıl olacak? Bunu yapabilecek bir kadro. Ben şunu savunuyorum. E, Hard'ın yanına bir partner ihtiyacı yok bence. Oyun yapısızlandır. İzolasyondan çıkar, yine yapabilirsin. Hard'ın yanına gerçekten ona güvenecek, onun da güvenebileceği, iyi savunma yapan. Yine bu Covington tarzı bir oyuncu da olabilir. Başka birileri de olabilir. Yani e, hani Westbrook'un ataklarını iyi kötü çıkarabilecek, paylaşarak çıkarabilecek. Burada Sans örneği işte devreye giriyor biraz daha. Bu 8 maçlık Sans örneği. Oturduğu için söylüyorum. Sans kesin başarılı olur diye bu şey diyemem şu anda ama bu oturduğu için söylüyorum. Çalıştığı için askerlik de yapabilecek ve hücumda da belli bir kaliteyi koruyabilecek 4-5 kişiyi kurmak daha mantıklı. Çünkü zaten belli ki Harden kafa yapısı olarak da hani Diantone ben çok bir derdi onu zaten o de kaçtı zaten bıraktı. E, o da şeyi bilen bir koç yani şimdi o, o kafasındakini uygulamak isteyen bir koç. GM kafasındakini uygulamak istiyor. Harden de aslında biraz rahatlamak istedi bu sezon. Hani o isolation'dan, isolation'dan çıkalım, biraz daha hareketli oynayalım ki yaptılar bir dönemde. Ama e, belli ki bu kadroya olmayacağını D'Anton istediklerinde çok veremeyeceklerini hissetti. O bıraktı. Ha şimdi burada bir konu daha var. Harden bırakır mı? Bu da başka bir e, NBA gündeminin konusu olsun. Başka bir videoda belki yeni sezon videosu da bunu konuşalım. Evet şimdi esas geldik. Zurna'nın zurt dediği, patlıcanın patladığı, mercimeğin fırına girdiği ana bölüme. Lakers Denver Nuggets eşleşmesi. Ben bu serinin skoru ne olursa olsun, Miami Boston gibi tahmininin zor, gidişatının sıkıntılı ve psikolojik baskının bile zor tahmin edebileceği bir serinin bizi beklediğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi seeding başından beri Orlando Bubble'ındaki seeding döneminin başından beri beklediğim en büyük sürpriz gerçekleşti. Denver oldu. Gerçekten çok iyi geldiler buraya. Ve bunu yaparken de işte birçok şeyi kenara bırakıp, herkesin aslında kendisine ödün verip... ...arada da bu dört ayda da ne kadar iyi çalıştığını ve konsantre olduğunu da gördüğümüz bir takım gördük sağlı. Mesela geçen maçta ben bilmiyordum... Sanırım sunucu söyledi ama kim de hatırlayamadım şimdi. Denver feedinden olabilir. 4 ayda Cemal Murray 5,5 kilo kas eklemiş. Şimdi ben şey düşünüyorum ya yani bu adamın sezon içindeki patlamasını ben 2-3 yıldır zaten fantezi NBA oynadığım için bekliyorum. <laughs> ya Fantasy fantezi NBA'de her sene patlayacak diye Murray'e yatırım yapıp sıkıntıya hatta Harris'e de yatırım yapıyorum orada bu patlamanın ana nedeni bu kütle artışı ve ona bağlı o kor dengesinin inanılmaz olması. Yani hem kaslanmış şut dengesinin nedeni buymuş. Bunu öğrendik. Ya, o kadar hızlı çıkıyor ve o kadar dengeli ki her şeyde. Çembere giderken de yıkılmıyor. Konu buymuş. Yok için verdiği kilolar. Açıkçası ben zaten yüzü dönük oynayacak diye tahmin ediyordum. Birazcık daha sırtı dönük oyunda kalınca ben dedim acaba o kadar da hani evet görüntü olarak kilo verdi ama yeterli hızlanmayı ve güçlenmeyi sağlayamadı mı diyordum. Onu da değiştirdi. Onu da yapabiliyor artık. Özellikle Clippers serisinde Zubac'ı karşısına alıp alıp vurdu. Alıp alıp vurdu. Evet hani bir kısayı alıp crossoverla belini kıracak bir oyuncu değil hala ama doğru anda yüzünü dönebiliyor artık. Çok iyi. Harris sakatlıktan çok iyi döndü. Daha sakin, daha güvenli, savunmada daha toplayıcı. Zaten Millsap bu takımın çöpçüsü çöpçüler iyi anlamda söylüyorum bütün arkadaki pis işleri yapıyor evet kontratı 30 milyon artık değil ama ihtiyacınız olduğunda hep orada hep uzanacağınız bir yer hani böyle ailede sevdiğiniz bir kuzeniniz olur ya işte o hep böyle orada böyle sıkılırsınız gider konuşursunuz çok yakın değilsiniz ama çok uzakta değilsinizdir ama hep sizin için oradadır sizi dinler Millsap o adam işte. Çıktı 7. maçın en kritik anında 2 tane üçlü yolladı. Çıktı 5. 6. maçta kritik anda Kavay'ın önünde durdu. Arkada o ne kadar pis kattır, ribantır varsa topladı savundu. Grant bütün seri boyunca Kavay'ın karşısında kalmaya çalıştı. Yani tek tek bu oyuncuları sayıyorum. Yani belli istatistiklere bakınca çok komik sonuçlar çıkıyor. İşte defensive point ve işte offensive point yaratmada Grant çok dipte gözüküyor ama. Bunu işte istatistiğe bakınca sağdaki değerini anlayamazsınız. Yani Malon salak mı bu adamı 7 maç neredeyse 40 dakika ortalamayla sağda tutsun yoksa? Tutmaz tabii. Niye tutsun? Hatta bakayım şimdi size net ortalamasını söyleyeyim Grant'ın. Bu arada hani şeyi de kerepir Gerçekten kontratı da kerepir yani. 32 dakika sağda kalmış. Belli maçlarda 40 dakikaya çıktı bu. Ya işte amacı işte o birebir savunmadaki faydası burada çok ortaya çıktı. Craig ilk 5'teydi savunmada çok yardım hatası yaptığı için Morris de değişti. Morris çok iyi iş çıkardı Craig kenardan gelip kritik anlarda daha verimli oldu. Bunlar da Malo'nun e, iyi ayarlamaları risk alması işte esnek olması e, fayda yarattı. Bir koç esnek olmalı yani siz ben bir plan yaptım ana planım bu başka bir şey yapmayacağım diyemezsiniz artık diyemezsiniz. Çünkü karşınızdaki rakipler, bu seviyedeki rakipler işte artık çok güçlü, çok konsantre, çok kötü gitseler bile çok yaratıcı olup çok bir anda patlayıcı güçle sizi mahvedebilirler. Şimdi işte Denver'ın karşısında öyle bir Lakers var. Şimdi baktığımızda Lakers'a tek tek baktığımızda özellikle de LeBron James ve Davis ayırıp gördüğümüz kadrodan çok mutlu değiliz. Hep bunda takılıyoruz mesela işte bakıyorsun KCP var. Ya diyorsun nasıl olacak KCP ile olur mu bu iş? Bakıyorsun diğer tarafta Kuzma var. Sağ solu belli değil ne olacak ne yapacak belli değil. Karuso okey çok iyi patlayacağım. Onun da süreleri bir oynuyor bir oynamıyor. Ne yapıyor belli, belli değil. Yani rotasyonu ile ilgili süre sorunları var. Daha uzun oynadığında ciddi hatalar yapabiliyor. Daha kısa oynadığında daha verimli olabiliyor. Rondo zaten başlı başına bir tartışma. 5 ee, dakika yararlı, 3 dakika zararlı. Ya bunların hepsine baktığınızda evet bir şey göremiyorsunuz. Ama işte Lakers'ın da avantajı burada. Toplamda iyi bir takım. Tek tek değil. Denver'ın en büyük farkları bu. Denver tek tek baktığında da acayip ışıklar gördün. genç bir oyuncu kadrosu var. Lakers'ta iki tane dev yıldız gördün ama Clippers'tan farklı olarak totalde takım olabilmiş, doğru hareket eden, kafası sağda, Lebron ve Davis'ten pozitif enerji alan, daha acayip, daha dengeli, daha acayip olmayan pardon, daha dengeli bir takım var. Mesela bu takımın üçlük yüzlerine bakalım Houston serisinde. Şimdi Davis çok kullanmadı. Onu çok saymayacağım. Yüzde 40 da işte. LeBron James yüzde 29. Kuzma 35. Rondo 44. Danny Green 42. Morris 53, Caruso 48, KCP 43. İşte Clippers'tan farkları, üçlük yüzlerini Clippers bulamadı. Yapamadılar. Ama burada da işte hemen ilk konudan girelim. Denver savunması versus karşısında Lakers hücumu. Şimdi burayı biraz konuşmamız lazım. Önce hani Denver savunmasından başlayalım. Denver savunmasının en büyük artısı Harris'in de gelmesiyle beraber arka alanda Lakers'ta hızlı biri olmamasının da avantajıyla kısalarda. Yani evet Caruso burada tek etken ama bir Mitchell değil. Burada hızlı birinin olmaması nedeniyle burayı iyi savunabilir mi? Ve burayı iyi savunmasının amacı, ilk amacı sadece dış şut mengelemek? Hayır. İkinci amaç daha kritik burada Denver için. Boyal alan savunmasını korumak. Çünkü bu sefer de Denver'ın karşısında Zubac ıvır kıvır yok. Davis var. LeBron James var. Özellikle Houston'a karşı boyalı alanı paramparça ettiler. Hem dışarıdan içeri drive'larla hem Davis'e yakın top indirip yüzü dönük oyunlarıyla falan takırı faal probleminden faal problemine soktu. Buradaki ana sorun yok içe bu yükü bindirmemek. Grant'e belki Millsap'e bu yükü bindirmemek için. Burada ne yapabilirler? Burada çok iyi bir arka alan savunması yaratması lazım Denver'ın. Özellikle de Lakers'ın bir sorununu gördük Houston serisinde. Houston'ın iyi savunma yaptığı dönemlerde Lakers topu güçlü taraftan zayıf tarafa artık hücumun en önemli temellerinden biri zor çeviriyor. İkinci de opsiyon Davis'e geçirip buradan bir pas kanalı yaratabilir. Bunda da zorlanıyor çünkü bu sefer de Davis'in dibinden değil ama açıktan yani o vizyonu içerisindeki gördüğü köşe ya da yukarıdaki üçlüklerin ortalayıp o açılara iyi savunma yapabiliyor Denver. Lakers'ın bunu bozması lazım. Denver'ın da bu savunmayı yapması lazım. Birinci çarpışma burada olacak. Yani ikinci aşama eğer Denver savunması kolay delinir. Lakers e, işte geçiş hücumlarıyla bunu kolay sağlar ki bunu da işte Denver hücumda geçeceğiz. Kolay sağlarsa boyalı alanda Clippers'ı hapsedip orada top çaldığı gibi yapamayabilir Lakers'a. Zorlanabilir. Yok hiç çok yorulabilir. Evet yok hiç çemberde iyi savunma çıkardı. Ama da dibinde ama boyalı alan çevresindeki orta mesafede Davis'i engelleyemeyebilir. Burada işte Grant, Millsap, Gary Harris, tepeden Jamal Murray yardımları devreye girecek. Burası çok önemli Denver için. O yüzden ama burayı tek başına konuşamayız. Arka alan yani total arka alan savunmasının bu boyalana geçişi yavaşlatması lazım. Engellemesi lazım. Eğer engellemezse burada... Denver çok zorlanacak. Diğer tarafa geçelim. Ee, ha pardon şeyde konuşalım. Lakers hücumunu konuşalım. Tabi burada Lakers'ın yaratacağı ya Lakers hücumunun yaratması gereken konu topu sadece ve sadece hani post upta Lebron'a indirelim. Denver'a indirelim. E, Anthony Davis'e indirelim. Fitir fitir orada ay pardon oynasınlar değil. Burada önemli olan yine onları da hareketli tutmak. Ama bu hareketliliği işte yarı saset hücumunda Lakers her zaman sağlayamıyor. Ne olacak? Burada baskı yiyebilirler. Houston'ın beceremediği iş e, denediler, başaramadılar. Burada bu baskı yiyebilirler. Zorlanabilirler. Özellikle Murray Harris ikilisi burada çok iş çıkarabilir. O yüzden Lakers'ın Clippers'ın atladığı, Kavay'ın atladığı konuyu biraz daha kaşıması lazım. Bu da nedir? içtin adamından gelecek. Yani bu işte eşleşme burada çok kritik bu arada. Hani Davis tek kaldığında tek büyük oyuncu olarak tek big olarak sahada kaldığında ikisi eşleşip ondan screen devamı getirirlerse Davis de yıpranabilir ama buna atak edebilirler. Buna atak edecek oyuncu sadece LeBron James mi olacak? Caruso ya da işte Rondo burada devreye girecek mi? Burada ikisinin top kayıpları riskli. Top kaybı yaptırabilirler. Ama burada işte LeBron James'i devreye sokmak çok önemli. Yani 48 dakikanın belli bir kısmında bu hücuma ısrarla, bu savunma yapar, ısrarla saldırırlarsa Utah'ın aldığını alabilirler. Yok hiç fena iş çıkarmadık dedik ama çok zorlanabilir. Artı olarak Denver savunmasının bir farkı var. Onu da eklemek istiyorum. Portland zaten en başında birçok kişi aklı başında birçok kişi bunu görüyordu. Çok kötü bir savunması vardı ve Lakers rahat etti. Houston iyi bir savunması vardı. Lakers'a karşı, karşı kesinlikle bunu kullanamadı. Oturtamadı. Maçın belli anlarında, serinin belli anlarında oturtabildi. Lakers bu avantajı kullandı. Clippers'ın X iyi e savunma yaptığı anların notlarını aldığımda, maçları izlerken baktığımda Denver'ın acayip zorlandığını çok net gördüm. Görüyorsunuz da zaten. Seri 3-1'e giderken bu öne çıkıyordu. İşte fark burada belli olacak. Denver diğer Lakers'ın rakiplerinden daha iyi bir savunmacı. Ama diğer rakiplerinden de iyi savunma yediğinde daha çok zorlanan bir hücum takımı. Bu dengeyi Lakers'ın kendi lehine çevirme şansı var. Çünkü Lakers diğerlerinden daha iyi bir savunmacı. Denver'ın hücumuna karşı da çok daha iyi bir hücumcu değil. O yüzden Lakers savunma avantajını çıkaracak. Denver'da savunmada zafiyet vermeyip hücuma Lakers'a karşı. Lakers'ın o yarı sağdaki sert savunması oturmadan hücum etmeye çalışacak. Bu denge serinin e, gergitini oluşturacak. Zaten Lakers'a karşı kazanmak istiyorsanız şunu unutmayın. Yarı sağda hareketli olup delici olup devamlı çembere atak edip devamlı savunma dengesini bozmadan hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü Lakers gerçekten boğucu bir savunmaya sahip. Burada da ellerinde Murray var. Murray büyük bir avantaj. Eğer bir sakatlığı olmazsa staminası yani dayanıklılığı, gücü şu an her şey çok yüksek. Sürekliliği çok yüksek. Burada dayanabilir. Evet yüzdeleri düşebilir. Sıkıntı yaşayabilir ama dayanır. Artı olarak işte burada da Denver'ın hücumuna geçeceğim biraz. Denver yaratırken birazcık yüzdesi düştüğünde işte demin örneği verdim yüzdesel olarak field goal ve üçlük yüzdesi olarak önde olduğu maçları çok net alırken geride olduklarını da vermeye çok müsait. Yine başta söylediğimiz gibi çünkü bu konu savunmasını besliyor. Denver'ın geçiş savunması zayıf. Zorlanıyorlar. Yoruluyorlar. Bunu vermek istemiyorlar. O yüzden hem hücum reboundı zorlayacaklar hem yüzleri şut bulmaya çalışacaklar. Bunun için sabırlı olacaklar. Bekleyecekler. Clippers serisinde bekledikleri gibi bekleyecekler. Lakers'ın bu hataya düşmemesi lazım. Eğer onlar beklerken Lakers uyur. Lakers hücum edemez. Kötü tercihler yapar. LeBron James düşer. Davis 40, 40, 40, dakika üretemez. Vesaire. Bir şey olursa geri dönemezler burada. Çok büyük sorun yaşar. Houston, Houston buna daha müsaitti. Portland buna daha müsaitti. Ama Denver o kadar müsait değil. İşte burada da zaten Lakers'ın ana hücum silahına geliyoruz. Hızlı hücumlar. Şimdi Lakers bunu e, ağırlıklı olarak sadece top çalarak ya da arka alan baskısıyla pas arası yaparak yaratmıyor. Bunu da yapabiliyor. Ama asıl konu burada savunmadaki o genel o takım halindeki zayıf taraftaki recoverlar o yardım kaymaları pasör oyuncunun açısını kapatmak ki yine dönelim Portland'da da Houston'da da bu pasör yoktu bugün bu maç bu seride var. Hem de iki tane var. Hem Murray var hem yok hiç var. Biri dışarıda baskı yediğinde topu çıkartabilir. Savunmayı da Murray. Bir anda dağılırsınız. O baskı çalışmadığı anda Lakers çok zorlanır. Çünkü iki pasörünüz var. Ne olacak? İşte Houston'ın yapamadığı ikinci oyuncuya geçirdin. İkinci bir pas dolaşımını başlatacak kalitede pası atabilecek misin? Atamıyorsun ama Denver atabilir. Eğer Lakers yukarıda Murray'i ben sıkıştıracağım riskine girip sıkıştıramaz. Topunu çalamaz. Şutunu engelleyemezse geçmiş olsun. Çok zorlanırlar. Çünkü yok hiç var. Burada çok önemli tercihler yapacak Fogel ve Lakers. Ee, nerede yapacak bu baskıyı? Nerede yapmayacak? Hiç mi yapmayacak? Sadece pick and roll de mi deneyecek? Bir show up mı deneyecek? Bir double team denip hemen vaz mı geçecek? Bunlar çok kritik tercihler. Burada LeBron James'in özellikle Houston maçında fiziksel olarak da iyi kalmasından ötürü boyalı arkada getirdiği yardımlar, o topsuz oyunları kesmesi çok etkiliydi. Bu sefer yapabilecek mi? Ve yapması da sadece birkaç pozisyon değil. Lakers'ın 48 dakika, bunu yapması gerekiyor. Çünkü Denver daha genç bir takım. Buraları daha çok kaşıyacak. Şimdi bu sorunlara e, tabii cevap vermek Lakers tarafında da Denver tarafında da sağda olacak. Bunlar bayağı ince detaylar. Bu detayların hepsinin nasıl işleyeceğini göreceğiz. Tabii burada e, sadece yüzde konusu değil. Şeyin Lakers'ın savunmasında Özellikle de işte Kuzma girinde iyi iş çıkardı. Birebir savunma da kritik olacak. Şimdi Malon Clippers'a karşı birebir kalmaması gerektiğini zaten belirtmişti. Burada da birebir de iyi oyuncular iyi savunmacılar yarattı. Yani Davis'e de birebir kalmak istemezsin. İşte yok için birebirlerine denk geliyoruz. Yani yok hiç burada Davis'i karşısına alıp birebir zorlayıp zubaç kadar rahat hücum edemez ya da işte LeBron James'i karşına alıp hücum edebilirsin, o zaman o zaman kısaya getirip yıpratabilirsin. Belki Murray ile burada bir mismatch yaratma aşamasına gelebilirler. Bunların hepsini çok ince hesaplamaları lazım. Zaten şeyi çok merak ediyorum. Yani Lakers Houston maçını bir kenara bırakıp ya da unutup ya da Davis ya bir bakalım falan demesinden ötürü bir tane işte McGee ya da işte Howard gibi uzun koyup onu önce yok işte eşleştirip sonra. Denver'ın da buradan avantaj yaratıp Grant ile LeBron James'i işte belki eşleştirirler. Ee, ya da işte Jokic'i LeBron James'in ataklarına karşı alanda daha büyük tutarlar. Bilmiyorum. Burası çok kritik. Buradaki eşleşme farklılıkları iki takımın tercihleri çok önemli olacak ama tahminen hani biraz akıllarsa ee, Jokic-Davis birebir eşleşmesini göreceğiz. Grant Millsap ...arasında bir LeBron James eşleşmesi olacak. Burada Harris çok kritik. Harris Green'i ya da KCP duruma göre... ...o aşağıya doğru hiyerarşiye göre alabilir. Buradaki diğer eşleşmeler çok önemli. Harris'e olabildiğince... ...yardım savunmasına tutabilmenin amacı da... ...sağlayabilmek de... ...Lakers'ın üçlükçülerinin yüzdesinin düşmesiyle olur. Yani KCP, Green, Caruso bile burada ya da Kuzma... Kötü üçlük atmaya başlarlarsa Harris daha kolay gömülür. Bu sefer LeBron James ve Davis zorlanmaya başlar. İşte bu denge hep iki takımda tutturmaya çalışacak. Biraz benzer yönleri var. Farklı yönleri var. Kesinlikle Denver'ın Lakers'a geçiş hücumu vermemesi, hızlı hücumu vermemesi lazım. Bunun için de çok zorlayacaklar. Özellikle hücumda yüzler oynamak için ve hücum bağıntı için. Şimdi notlarıma bakıyorum hani seriyle ilgili başka ne et, e, ekleyebilirim diye. Topu çevirme konusundan bahsettik özellikle zayıf taraf. Burada Malone'un çok iyi bir cümlesi var. Bunu özellikle aldım. Bundan bahsetmek istiyorum. Neden başarılısınız dediklerinde ilk şunu söyledi Mike Malone. Bizi kimse favori göstermiyordu. Biz de... E, bunu kendi aramızda konuşurken oyuncular kendi kendilerine bir challenge yarattılar. Bunu pozitif olarak aldılar. Ve o rahatlıkla, kafa rahatlığıyla şu an buraya kadar geldik. Daha da ileri gidebiliriz. Niye olmasın? Yani şu an ben de bu seriye böyle bakıyorum. Yani bu seriyi Denver'ın geçememesi için gerçekten çok güçlü nedenler yok. Bunu böyle düşündüğümüzde Denver'ın kafa yapısının, mental yapısının daha güçlü kalabileceğini düşündüğümüzde evet... Dem ...Ivre biraz Denver'e koyuyor. Ama Lakers'e bakıyorum. Ben Lakers'ta da diğer... yani ...Clippers'ın, Houston'ın, Oklahoma'nın... ...aksine hatta Utah'ın bile aksine... ...böyle bir baskıyı çok hissetmedim. İlginçtir. Yani LeBron James sanırım... ...artık o tecrübelede... ...yani yılların o e, playoff kafa yapısına alışkanlığıyla da... ...Davis'te de o var. O da daha rahat bir oyuncu. Bu baskıyı... Üzerlerini almadan onlar da pozitife çevirebilir. Çünkü o patlayıcılıkla besleniyorlar. Ama işte burada çok kritik yine bir denge var. Bu patlayıcılığı 48 dakikaya, bu rahatlığı 48 dakikaya yayamazlarsa Houston 4. maçı işte bu açıdan kritikti. Son 2 dakikalık öyle bir an var ki birazcık böyle sallandılar, hücum topları düştü, yüzdeler düştü. Houston birazcık savunma yaptı, fark bir anda kapandı, maç gidiyordu. Bunu Denver'a yaparlarsa geçmiş olsun. Zaten orada tatları kaçar. Evet, onun dışında yine sorularınız olursa tabii Lakers'da la, e, bu seriyle ilgili ya da işte e, başka konularla ilgili mutlaka yorumlara yazın. Genel genel hatlarıyla Lakers e, Houston Lakers Denver eşleşmesinin değişkenlerini, detaylarını, savunma ve hücum detaylarını konuştuk. Burada bireysel performanslar tabii ki önemli, bunlara hani tek tek... bakmamıza gerek yok ama bu serinin gerçekten... yok e, için o Clippers maçında soktuğu... tek adım fadeaway'leri, tek adım geriye çekildiği pozisyonlar çok net. Bunu Noviski'ye benzetiyorum ama çok farklı bir şut. Noviski e, pozisyonu daha fazla sırtı dönük zorladıktan sonra adımını açıp mesafe koyup atıyordu. Savunmacısıyla yani bir ara mesafe koyup. Yok hiç bunu sıçramadan hafif geri çekilip çok yüksek çıkararak atıyor. Ve bunun ritmini bulduğu zaman mancınık gibi yani tutmanız da zor. Yok içi genel olarak engellemeniz de zor. Davis'e karşı bu avantaj hani belki Davis'e karşı Noviski gibi atıyor olsaydı daha zorlanabilirdi. Burada bir avantaj yaratabilir bu şutları çok yüzdeli atarsa. Murray çok hızlı. Pikano savunmasında kısa pik deneyebilir Denver. Özellikle Lebron James'i çekmek için. Buradan Grant eşleşmesi, Millsap eşleşmesi. ya yani yok iç yerine burada bunları getirip yok içi yine tepede ya da biraz daha dipte bir pas açısında tutabilir. E, deneyebilir yani bunları. Çünkü Murray'nin orada çok ciddi hata var. Yok içi tom, komple dışarı çıkarabilir. Davis'i boy alanı uzaklaştırabilir. Bu da çok büyük bir artı. E, diğer takımların böyle bir şans çok olmadı. Çünkü takır dışarıdaydı ama takır sabit. Takır köşede sabit. E, ...işte i̇şte Covington çıktığında o da öyle. Green çıktığında biraz daha tepede ama e, yine Davis onu dengeleyebiliyor. Şimdi ama bu sefer Jokic çıktığında eğer Davis onun tarafından yardım getirirse çok net şut verebilir. Bunlar bu dengeler hep değişecek. Ee, bir şey daha eklemek istiyorum. Lakers'ın hücum tarafında özellikle Houston'ın son maçında yani o maç biraz formalite dedim ama ne olursa olsun LeBron James o boyalı girdiğinde fena parçalıyor. Yani sırtı dönük, yüzü dönük, üçlükten içeri, dipten içeri hiç fark etmez her noktadan onun savunmacısının şey lüksü yok yani yardıma süreyim boyalı alanda engelleriz riskine girmemesi lazım eğer girerse başta dediğim gibi yani bu arka alanda işte oradan başlayan boyalı alan savunması Denver için çok riskli olacak burayı iyi savunmaları lazım burada çok e, risk alacak oyuncu yardım geldiğinde ağırlıklı olarak Harris Morris, Craig e, ve Murray olacak Onların da üçlüklere çok iyi recover etmesi lazım. Burada da işte artık şeyler çarpışacak. O noktada da Lakers'ın dış oyuncuları ne kadar yüzler atabilecek. Houston maçında iyi attılar. Portland maçında hiç fena değillerdi. Portland serisinde. Bunların hepsi sonucu belirleyecek. Ama peki ben ne diyeceğim? <laughs> Bu açıkçası çok zor. Yine Miami Boston serisi kadar zorlanıyorum. Bir zar atan yorumcu da olmak istemem bütün detaylar bütün değişkenler göz önüne konumda yine 4-3 belki 4-2 yani artık e, Lakers yaşlı tarafından dolayı işte belki e, Denver yorgunluğundan dolayı düşüşler yaşayabilir vurup giden takım e, Denver 2-0 yaptı seri erken biter mi bilmiyorum bitebilir. Lakers için de bu geçerli. Ama bir şekilde bu seri kafa kafaya giderse Lakers'ın yaşamadığı iyi kontrol ettiği baskıyı ve Denver'ın alternatif üretmekteki yaratıcılığı bunu mesela Portland ve Houston hiç yaratamadı. Yani yaratıcılıktan kastım ne? Ya yani Murray size bir pozisyonda bir pik kullandığında hep aynı sonucu vermez. Dört farklı sonuç çıkarabilir oradan terse çevirebilir, çevirebilir, kendi gidebilir, orta mesafede feyde ve atabilir, üçlük atabilir. Zorlarsa beşi bile çıkartır. Yok hiç keza böyle. Şimdi böyle olunca da Lakers savunmasının sallanma ihtimali, sallanma süreleri diyeyim daha doğrusu. Yani bir maç içinde atıyorum 48 dakikada sallandığı, bozulduğu süre 8-10 dakikaysa Denver'da bu süre uzayabilir. Ve Denver'da şunu gördük. Sizin savunmanız sallandığı zaman Denver fark 15 de olsa 20 de olsa çeviriyor. İşte bütün bunları masaya yatırdığımızda işte tecrübe vesaire playoff tecrübesi bunları da düşünebiliriz. Bubble ortamı da var. Bu serinin tahmin edilebilirliği zorlaşıyor. Normalde yani bu belki playoff başında sorsanız ya Lakers'ta Denver eşleşecek bir şekilde ne dersin? ...derim ki herhalde Lakers 4-1 falan alır... ...ama bugün baktığımda... ...4-3 Denver... ...demek açıkçası daha çok... E, ...mantığıma yatıyor... ...ama bir yandan da... ...işte Lakers'ın artık buraya gelmesi... ...Lebron James'in... ...bu ortamda özellikle Clippers elenmişken ...her şey onu işaret ederken... ...kaybetmesi... ...Clippers'a yaratacağı baskının... E, ...ve gelecekteki... ...kaygının 10 katına yaratacak... Ha ben bir yandan Le LeBron James'in bunu çok taktığını düşünmüyorum da e, basının onun üzerine gitmesi, genel Lakers taraftan onun üzerine gitmesi kesinlikle artacak. Art art ya yani şu an şeyleri görebiliyorum. Denver elerse işte Lakers'ın kimyası, Fogle tartışılacak. Savunmada neden böyle oldu? Bu takım çok iyi. Ya bunların hepsi böyle e, süper kahraman filminde böyle manşetler gelir ya gazeteden. işte Batman, Superman uçuyor mu? O kim? Niye yarasa adam? Böyle gelişini görüyorum şu anda. <laughs> ama muhtemelen Davis'in ve şeyin çok umrunda olmayacaktır. Ama dedim ki çok zor, çok e, şey bir seri. E, tahmini zor bir seri. Ben e, sadece yani bu seriye normalde tahmin yapmak istemezdim ama sırf hadi alışkanlıktan 4-3 Denver diyeceğim. E, dün geceden beri de bunu düşünüyorum. Ama Lakers'ın e, bu seriyi bir anda kendi çevirebilme ihtimali de çok yüksek. Çünkü dediğim gibi ya Denver'ın çok ince bir kırılma noktası var. Üçlük yüzdesi. Üçlük yüzdelerinin düştüğü anda Denver zaaflarını kapatabilir mi Lakers'a karşı? Bu çok önemli. Eğer kapatamazsa, o hızlı oyunları verirse, savunması Utah serisinde olduğu gibi sallanırsa, bir anda Lakers seriyi 4-1, 4-2'ye de getirebilir. Ama dediğim gibi çok güzel bir seri izleyeceğiz. Ben Mike Malone'un da Fogle'a göre kesinlikle bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Fog'un elindeki alternatifler biraz daha kısıtlı. Bunları da iyi planlaması lazım. Yani Rondo'dan evet riskleri aldı. Rondo sağdayken size iyi olduğunda iyi şeyler verebiliyor ama bazen topu öyle bir öldürüyor ki, öyle bir öldürüyor ki yani içim sıkılıyor. Böyle bakıyorum 20 saniye elinde duruyor. Ya bir anda 2010 bastına falan gidiyor herhalde kafası. O kadar sıkıcı, o kadar ya bunları yapma lüksü yok. Anında baskı yer. Anında topu kaybedebilir. Çok ciddi sorun yaratabilir. Caruso evet çok iyi savunmada, hücumda bazen inanılmaz işler yapıyor ama onun da dengesi şahsında çok fazla pas hatası top kaybına meyilli. Burada özellikle arka alanda ona çok baskı getirebilir Denver. Top kaybına zorlayabilir. Çok güzel bir seri izleyeceğiz. Muhtemelen Lakers'lılar da minik minik küfürlerini edebilirler buna. Yani yapacağın tahmine falan diye. Yani sizin de canınız sağ olsun. Hepinizi seviyorum. Lakers'ı da... LeBron James'i de... Her ne kadar her sene hater olarak anılsak da çok seven biriyim aksine. Artık onu izleyeceğimiz belki de son iki yıla giriyoruz. Büyük oyuncu izlemek başka bir keyif. Kereki ee, benim 90'lardan beri takip ettiğim düşünürse işte... E, Isaiah Thomas'lar, sonra Jordan'lar, sonra işte... E, Kobiler, Shaq'lar... Oradan Nowitzki'ler, oradan da işte bu dönem işte Curry'ler, LeBron James'ler artık bir dördüncü, 5. neslin... son iyi oyuncuların temsili. Bundan sonra yeni nesiller gelecek. Böyle büyük... E, oynayan, büyük düşünen... 16 sene belli bir noktada devamlı kalan ve bu konsantrasyonu sağlarken ilham da veren hem takımına hem kendisine oyuncuları görmek bir lüks. Bunun da tadını çıkaralım tabii. Ama bu seri ya ben özellikle şunu da ekleyeyim biraz uzattım ama sene başından beri özellikle Lakers savunmasına ki savunmaya hep odak verdiğim için Sanki beni hep savunma üzerinden basketbol yorumluğu gibi düşünen olabilir ama kesinlikle öyle değil. Ben tamamen denge üzerinden yani biraz daha spostra mantığında düşünen biriyim. Ya yani hücum ve savunmanın dengesinin bir arada olması gerektiğini inanan biriyim. Onun için de takımımızın esnek olmasına inanan biriyim. Lakers'ı bu yüzden hep öne çıkardım ama savunmasından dolayı. Orada ayrı bir istisnam var ve kesinlikle finale çıkacaklarına hatta şampiyon olacaklarına inanıp güveniyordum. Ama Denver'ın buraya taşıdıkları ve buradaki mentalitesi kaybedecek hiçbir şey olmaması işte Rocky e, serisine örnek verdim işte Rocky Apollo Creed maçıydı ilk şey eşleşmesi Utah eşleşmesi Creepers eşleşmesi Rocky Ivan Drago maçıydı beklediler dayak yediler dayak yediler dayak yediler sonra vurmaya başladılar seri geldi şimdi Lakers'tan da dayak yiyecekler Buradan da kalkabilirler. Zaten kalkamazlarsa da... E, ...çok da onları eleştirecek bir yan yok. Ama ben o payeyi, bu payeyi, bu e, tahmini hak ettiklerini düşündüğüm için de birazcık onlara kaydım. Ama tabii ki Lakers ve LeBron James de bu seriyi kesinlikle rahat bırakmayacaktır. Dediğim gibi süper bir... E, ...belki de 7 maç daha izleyeceğiz. Bir 3-1'den dönüş daha olur mu? Herhalde inanılmaz bir şey, olabilir, bir şey olursa ama... Bakalım. Evet bu serilerle ilgili yorumlarınızı, tahminlerinizi yazın. Ee, videoyu paylaşın, like edin, çana tıklayın, bildirimler gelsin. Sonra abi video geliyor, bildirimler yok vesaire diyorsunuz. Onlara da e, bakın Twitter'dan eğer takip ederseniz, Discord'umuza gelirseniz hepsinin linkleri aşağıda var. Oradan da duyurulara, e, yeni gelen videoların duyurularına vesaire hepsine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Muhtemelen Doğu ve Batı finalleri bittiğinde... Yeniden görüşeceğiz. NBA finalini konuşacağız. Ee, bu arada yine eğer ilginizi çekerse Twitch'te belli maçlara e, özellikle bu finallerde de seçtiğim maçlara canlı yorum yapıyorum. Finallerin hepsine yapmayı planlıyorum. Yani bütün final maçlarını bir aksilik olmazsa hepsine de tek tek canlı yorum yapacağız. Onları da beklerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.